Burada gördüğümüz kadarıyla mahzen bölümü var. Zemin kat var. Üst katta var gibi görünüyor. İnşallah gezip bunu kayıt altına alıp sizlerle de paylaşmak istiyorum. İskenderpaşa Konağı da Diyarbakır'daki diğer eşsiz şaheserler gibi çok harika bir yapı. Taş sütunlar üzerine oturtulmuş kemerler ve kemerlerde taşıyıcı olarak yine her yerde gördüğünüz gibi burada da kullanılıyor. Arkadaşlar gelinip görülmeli. Bu konak diğer Hasanpaşa veya Sürüklü Han gibi tam o kuzey ile güneyi birbirine bağlayan yol üzerinde değil. Burası biraz daha sur içerisinde kuzey batı tarafında kalıyor. Dağ kapıya yakındır. Ama iç kesimlerde biraz daha yürümeniz gerekiyor. Dar sokaklardan yürüyüp buraya gelmeniz gerekiyor. Buraya gelirken benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi, tabii ondan evvel size şunu göstermem lazım. Arkadaşlar binadaki taşıyıcı sistemi görebiliyor musunuz? Bu nedir? Ben bilmiyorum. Taşı taş üstüne koyarak yapılmış gibi görünüyor. Aynısı burada da var. 3 sıra, 3 sıra. Burada da var. Arkadaşlar bunu söylemeye bir borç bilirim. Hasanpaşa Hanı ne kadar kalabalıksa İskenderpaşa sakin. Hasanpaşa Hanı'na git dinleneceğinize tavsiyem. Ha, orayı görün ama buraya gelin bence. Burada daha rahat dinlenebilirsiniz. Daha sakin. Bu menengici sevdim. Biraz daha yumuşak. Biraz daha güzel. Fiyatı 7 lira. Çay. Biraz beklemiş bir çay. 2 lira da o. Onu da içtik. O da lezzetliydi. Burası giriş kısmı. Maalesef yapıların tam ortasında kapatılmış. Yani resmen güneşe kapatılmış bir burası konak. İskenderpaşa Konağı. Buraya sükunet hakim. Hasanpaşa Hanı'ndan ziyade burayı şiddetle tavsiye ederim. Yani ağaçların dahi tarihi olduğu aşikar. Evet, burası. Merdivenle çıkılan bir bölüm var. Bakın yine burada. Yani büyük ihtimalle bu da Horasan harcıdır diye düşünüyorum. Niye Horasan harcı diyorum? Özellikle arkadaşlar bu gördüğüm şeyler. Onu size izah edeyim. Tuğla ile adalansı en iyi olan harç Horasan harcı. Zaten kendi bünyesinde de yine tuğla var. Amorf yapıda olan tuğlalar var. Yani hoş bunlar da gerçi yine aynı Horasan harcıyla yapılmış. Yani tamirat görmüş bölümü çok net görebildiğinizi zannederim. Çünkü şu altta çok düzgün bir şekilde kesilmiş bazalt taşların üzerine artık moloz diye tabir ettiğimiz taşlar yerleştirilmiş. Yer yer düzeltmek hatır vazifesi görmesi amacıyla tuğlayla düzeltmeler yapılmış. Sonrasında tuğlayla devam edilmiş ve üzerine taşlarla yapılmış. Arkadaşlar ben böyle kemerlere baktığım zaman zaten bitiyorum. Yani nasıl bir deneme yanılmayla bunu buldunuz? Nasıl keşfettiniz? Cidden çok merak ediyorum. Yani bunun yükünü, onun yükünü, onun yükünü, onun yükünü şeklinde birbirine ileterek en sonunda taşa vermişler, üstüne vermişler. Şuradaki mantar başlıklı olmak üzere ve burada da bazı şeyler var, desenler var.
bezemeler var ama artık zamanın ya bu süreç içerisinde, zaman içerisinde o bezemeler silinmiş. Büyük ihtimalle bu sonradan ilave edildi buradaki ahşap direk T şeklinde. Mahzen bölümüne gireceğiz. Rica ettik, izin verdiler bize. Üst tarafındaki şu bölümü görüyorsunuz. Bakın, pencere önüne gelen yağmuru tahliye etmek için kullanılmış. Taştan oyulmuş. Bana göre gerçekten bambaşka bir şaheser. Şöyle arkadaşlar, içeriye girelim, mahzenin içerisine. Yine burayı da arkadaşlar depo olarak kullanıyorlar anladığım kadarıyla. Hafif bir su almış ama nereden aldığına dair hiçbir delalet yok. Sanki alttan çıkmış gibi görünüyor. Ama onun dışında doğru dürüst su almamış. Demek ki buranın da alt bölümünde, bizim göremediğimiz yerlerinde direnler var, tahliye kanalları var büyük ihtimalle. Yani ben şuna inanıyorum, eski bu yapıları yapan mimarlar diyelim. Çünkü eski zamanda mimarlık, mühendislik kavramları birbirinden pek de ayrı edilmiyor. Eski bu mimarlar arkadaşlar bunları çok daha detaylı düşünüyorlar. Bakınız, burada bir taşıyıcı sisteme hem bu kemerin yükü oturtulmuş hem de bu geniş kemerin yükü oturtulmuş. Çok güzel geçirmiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim, sanki bizim kiriş sistemlerimizden daha estetik duruyor bunlar. Daha bir tatlı duruyor. Daha bir orijinal duruyor. Şu üstte bulunan ahşapların arkadaşlar daha sonradan restore edilerek oraya konulduğunu düşünüyorum. Evet, burada bir su kuyusu var. Gelen suyu şamandıralı pompa yardımıyla tahliye ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Kalabalık olmadığı için daha detaylı inceleme fırsatımız oluyor. Bu büyük kemerli yapının altından geçerek sağ tarafa bir odanın içerisine girelim. Burası genel itibariyle odacıklardan oluşan bir konak. Bakın, burası bir mihrapvari yapılmış. Tam da bulunduğu yön güney yönü. Ancak çok dar olması sebebiyle mihrap olduğunu düşünmüyorum. Burası bir toplantı odası gibi düşünülmüş ve şurası tam bir mihraba benziyor. Hatta tam bir mihrap yani. Arkadaşlar burası da konağın bir başka bölümü. İçeriye girdim. Girdikten sonra tabii şurada karşıma kapatılmış bir bölüm görüyorum. Yine buralarda farklı duvar örgüleri göze batıyor. Oralarda var yine göze batan yerler. Bu yönde yine bir burada mihrap bölümü var. Üzeri sıvanmış herhalde, alçı gibi duruyor ya da hani sıva mı acaba diyerek şöyle biraz kırıp incelemek istiyorum. Alçı gibi de duruyor.
Arkadaşlar bu havuç Kürtçe'de havlu manasına geliyormuş. Burası da hamam olarak kullanılmış evveliyatında. Yani işitme sahiplerinden öğrendiklerimiz bizim bunlar. Buralar diyor, bu odalar diyor daha evvelinde hamamdı deniyor ama hani direkt konağın altında olacak bölümün hamam olması ne kadar doğrudur bilemem. Çünkü hamam yapılarında kubbelidir. Kubbeli şekilde terleyen sular aşağı iner falan. Yani burada hamam olması bana çok mantıklı gelmedi. Olabilir, hamam da olabilir. Bakar mısınız taşı ne güzel. Kesilmiş ve diğer taşla çok güzel bir şekilde oturtulmuş. Yük dağılımı bu şekilde arkadaşlar dağılıyor. Bakın görüyor musunuz? Taşlar da sapasağlam duruyor. Diyeceksiniz ki eski yapılar yeni yapılara göre nasıl diyeceksiniz ayakta daha fazla kalabiliyor. Bunun sebebini size şöyle izah edeyim. Bu Horasan harcı dediğimiz harç arkadaşlar. Gerçek Horasan harcını bahsediyorum tabii ki. Şu anki uyduruk Horasan harcını bahsetmiyorum. Gerçek Horasan harcı elastik, çok daha elastik. Çekme gerilmesi arkadaşlar çok daha fazla. Bundan dolayı depremlere çok daha fazla dayanabiliyor. Bu harç mevzusunu zaten ayrı bir videoyla arkadaşlar sizinle inşallah konuşacağız. Buranın hamam olduğunu zannetmiyorum ama şuranın benim arkadaşlar hani ahır olarak hayvan barınağı olarak kullanılabilir dediğim yer hamam olabilir. Kubbeli yapısından ötürü böyle bir sonuç çıkarabiliyorum. Belki orası hamam olarak kullanılabilir. Yine bakın şu karşıya da öyle bir bölüm var. Bunlar hamam olarak kullanılmış olabilir. Çünkü buranın sahipleri de buranın hamam olarak daha evvel kullanmış olduğunu bize söylediler. Hem buranın hamam hem de buranın hamam olarak kullanıldığını söylediler. Olabilir arkadaşlar. Burası L şeklinde bir yapıya sahip. Bakınız şuradan başlıyor. Ve böyle devam ediyor. İki taraf yapışık bir şekilde. Yani zannedersem mescit bölümü sağ tarafta. Orası giriyorsunuz ve herhangi bir katı falan yok. Girdiğiniz kadar. Sol taraf ise konak kısmı. Orası iki katlı olmak üzere burası inşa edilmiş. İskender Paşa Konağı'nda arkadaşlar burada sonlandıralım. Burası lavabo galiba. Bakın taştan o kadar güzel bir lavabo yapılmış ki. Yani anlatmaya gerek yok. O derece güzel. Şu anda bulunduğumuz cami İskender Paşa Camii. Yine mahalle içerisinde İskender Paşa Konağı'nın hemen üzerinde. Şirin bir konumu olan büyük bir cami. Bu bölüm son cemaat bölümü. Gayet güzel yapılmış. Yüksek sütunlar üzerine kemerle tutturulmuş. Girişinde de bir hadis-i şerif yazılmış. Kitabe göremiyorum ben burada. Tabi biraz da havanın karanlık olması bile göremeyebilirim. Yukarıda bir yazı var gibi. Şurada. Onun da kitap olduğundan emin değilim. Yalnız burayı şöyle yukarı göstereyim. Bu da modern kitabe. Onaran kişi oraya kendini yazmış. C
caminin içerisine girdik. Kimse de yok. Hemen mihrap bölümü renginin kırmızı olması dikkatimi çekiyor. İşlemeleri yine özen yapılmış. Sanki bir kalıptan çıkmış gibi. Çok güzel bir şekilde işlenmiş. Sadece kabartmalar değil, aynı zamanda oluklar da var içerisinde. Ve mukarnası gayet güzel yapılmış. Alt bölümlerine çiniler işlenmiş. Bir şekilde. Bu bölüm kürsü bölümü olarak kullanılıyor zannımca. Arkadaşlar tabii ki bilenleriniz bilir ama bilmeyenler için söyleyelim. Camiler kiliselerden farklı olarak suretlere arkadaşlar suretler içeride barınamaz. Suretler camilerde duramaz. Hatta aynı inanç Musevi inancında da vardır. Bundan dolayı kiliselerden farklı olarak camilerimizdeki süslemeler genel itibariyle bu şekilde çini ve taşlara verilen şekillerle yapılır. Burada bir tahribat söz konusu maalesef. Üst tarafta sanırım burası hanımlar mahfili olarak kullanılıyor. Çünkü yukarıdaki şu perdeyi çektiğiniz zaman orası kapanıyor. Kubbe dikdörtgen bir arkadaşlar harim. Yani şöyle söyleyeyim. Harim dediğimiz alan arkadaşlar bu gördüğünüz bölge harim alanıdır. Namaz kılınan bölümdür. Kubbede kare bir harim üzerine oturtulmuş. Bakın kemerler vasıtasıyla yükü taşıyıcılara iletilmiş. Ve şu gördüğünüz bölümlerde bakın burası böyle niş şeklindedir. Tromplar, bunlara tromp denir. Bakın bir tromp orada, bir tromp burada şeklinde 4 tane tromba oturmuş. Ve şurada Ömer yazılı. Bakın şurada Ömer yazıyor, şurada Muhammed yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların olduğu bölümlerde pandantif diye geçer. Fransızcadan bize geçmiş bir. Arkadaşlar burası yine dönemin valisi İskender Paşa zamanında yapılmış. 1554-1557 yılı içerisinde 2000 metrekare alan üzerine inşa edilmiş. 600 metrekareyi kapsayan bir cami gördüğünüz gibi. Yalnız bakım, onarım veya restorasyon işlemleri içerisinde bence çok başarısız bir restorasyon çalışması geçirmiş gözümün gördüğü kadarıyla. Çünkü dalgalar ve bakımsızlıktan kaynaklanan renk değiştirmeler, belki de su, daha doğrusu su girmişti olabilir arkadaşlar maalesef. Yani eserlerimize değer verilmemek, eserlerimizin bu kadar değersiz olduğunu görmek beni üzüyor. Burası boya. Boya yapılmış. Halbuki şöyle baktığımda taş çok güzel bir, yine orada taş var. Keşke boyamasalardı. Keşke usulüyle kalsaydı. Arkadaşlar bu cami erken Osmanlı devri camilerinden ters T biçimli camilerin Diyarbakır'da kullanıldığını gösteriliyor denir literatürde. Çünkü şu bölümler yükseltilmiş yine buralar. Bundan dolayı bu şekilde de yine bir dipnot var arkadaşlar. Bunları da belirtmek isterim. Aynı zamanda caminin doğu tarafında arkadaşlar, yani bu tarafta arkadaşlar bir türbe var. Şeyh Yusuf Efendi'nin türbesi var. Yine de oraya uğrayalım. Burası caminin minaresi. Belki net bazı şeyler görmeyebilir hazır karanlıkta ama arkadaşlar yukarıda çok güzel, düzgün bir şekilde kesilmiş taşların olduğunu görebiliyorum. Net bir şekilde. Burası Şeyh Yusuf Efendi'nin türbesi. Burası Şeyh Yusuf Efendi'nin türbesi. Caminin doğu bölümünde yer alıyor. Ama içeri giremiyoruz. Kapılar kilitli. Yine bayağı
yine bayağı estetik bir şekilde yapılmış. Üzerinde kubbeler verilmiş şekilde.